karayolu taşımacılığının ülke ihracatına katkısı yadsınamaz bir gerçek. İzmirli Tekstil Sanayi Uluslararası Taşımacılık Firması'nın başarı hikayesi geliyor ekranlarınıza. Türkiye'de son yıllarda büyük gelişme gösteren sektörlerin başında uluslararası kara taşımacılığı geliyor. Sektörün global oyuncularından İzmirli Tekstil Sanayi, uluslararası taşımacılıkta vizyonuyla fark yaratıyor. Nakliye ve ulaşım koşullarında göstermiş olduğu profesyonel hizmetleri, güçlü filosu ve müşteri memnuniyetiyle dikkat çeken firmanın başarı hikayesini Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Desticioğlu ile konuştuk. 1992'de İstanbul'a geldim. 92'ye kadar İzmir'de çalışıyordum. Araba alım satım komisyon işleri yapıyordum. Tabii bu döneme kadar devletin çeşitli fabrikalarında çalıştım. Teknisyen okulu mezunuyum. 92'de geldik, Romanya'ya başladık. Romanya'ya girip giderken bazı dostlar dedi ki Azerbaycan diye kardeşlerimiz var, oraya başlar mısın, oraya çalışır mısın? Bizim çalışırız. Başladık Azerbaycan'a otobüsten yolcu ve bavul ticareti yapma. Baktık ki bu iş otobüsten yetmiyor. Tırlara dönmemiz lazım. 99 senesinde firmamızı kurduk. Önce kiralık tırlarla başladık. Sonra 2 tane aldık. Sonra 3 tane aldık. Derken öyle bir gün geldi. Telefonla 50-100 tır alacak bir krediye sahip olduk. Azerbaycan'da da dostlarımız var. Onların yardımıyla filomuzu büyüttük. Orada Azerbaycan Moskova'ya 10 tane frigo, gıda ürünleri taşımak için tır aldık. Burada da araçlarımızı çoğalttık. Filomuz şu anda 35 falan, kiralık arabalarla 50 tane arabamız var. Araçlarımıza araç takıp Arvento sistem var. Araçlarımızın her yarım saatte nerede olduğunu görüyoruz. Tekstilden, okul malzemelerinden, beyaz eşyadan, devletin serbest ettiği, insanlarımızın tükettiği tüm malları taşıyoruz. Desticioğlu, sektörde markalaşmanın haklı gururunu yaşıyor. Biz bir markayız. 20 yıllık bir müşteri potansiyelimiz var. Kimseye de borcumuz yok. Sözümüzün de arkasındayız, işimizin başındayız. Birebir müşterilerle ben ve eşim direkt görüşüyoruz. İstanbul'da 3 yerimiz var. Aksaray'da yükleme yerimiz var. İkitelli'de Rusya'ya ve Kazakistan'a hem yükleme hem araçları bakım yerimiz var. Bir de burası var ofisimiz. Buradan ödemeleri yapıyoruz. Malın başına bir iş gelse biz kendimiz ödüyoruz. Kırılanı da biz ödüyoruz. Kaybolanı da biz ödüyoruz. Bizim sözleşmemiz iki dudağımızın arasından çıkan mal bizliktir lafı onlara geçerli oluyor. Bizim yazılı kağıt vermemize gerek yok. 2009 senesinde davet geldi vergi dairesinden. Ben de korumamı yolladım. Ondan sonra gördüğünüz tabelayı getirdi. Mustafa abi dedi, ben şaşırdım dedi. Ne oldu dedim. Ya dedi, biz İstanbul, Aksaray, Beyazıt, Laleli'de vergi dairemizde 43. sırada vergi vermişiz. Dedim, niye dedim korktun. O dedim, vergi kaçıranlar düşünsün. 2007'de de yine bir başarı sertifikamız var ihracatta. Tabii o zamanlar iyi ihracat yapıyorduk. 50-100 milyon dolarlar ihracatımız vardı. Küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken Mustafa Desticioğlu, bu durumun sektörü olumsuz etkilediği görüşünde. Doların çıkması, petrol fiyatlarının düşmesi. Dünyada bir kriz var. Petrol düştü mü bunların başka bir gelir yok. Petrol gelirlerinden bu işler oluyor. Onun için biraz işlerimizde azalma var. Yetkililere seslenen Desticioğlu, uluslararası karayolu taşımacılığında verilen hakların daha iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bizim devletimizden istediğimiz bir şey var. Ne var? Biz Türkiye'nin içinde 1400 kilometre yol yapıyoruz. 1400'de geri dönüyoruz, 2800 kilometre. Bu da bize 1000 litre yurt dışından mazot getirme hakkı vermeleri. Devlet bu mazot getirme hakkını bize 550 litre ile sınırlıyor. En az 900 litre bize lazım bu. Yani 900 litre mazot bize lazım ki gelelim gidelim.